Bismillahirrahmanirrahim. Usratu Halid'in ailesi. AF İlahiyat Arapça 1, Ünite 2, Metin Tercümesi, Okuma Parçası. Usratu Halid'in ailesi. Muzaf, muzaf, müleyh. İsmi, benim ismim Halid'in, Halid'tir. İsmi, mübteda Halid, haber olur. Ene ben, Galib'in bir öğrenciyim. Evet, mübteda talip yine haber olur. Birinci ünite atfen bu mübteda haber kelimelerini, tabirlerini kullanmaktayım. Birinci üniteye dair hem geniş bir konu anlatım videosu hem de metin tercümesi ayrı ayrı videolar çektim. Yedrüsü ders görüyor, okuyor. Kim? Hüve. O talip, o ene yani. O kişi artık Ali'den, gerçi Halit'ten bahsediyoruz. Ali'den mi, Veli'den mi diyecektim. Halit'ten bahsediyoruz. Yedrüsü ders görüyor, okuyor. Hüve o Halid. Fi es-safi es-salisi es-sanevi. Fi safi salisi es-sanevi. Saneviye ortaokulda. Saneviye. Gerçi saneviye. Gerçi günümüzde ortaokul diye bir tabir kalmadı. Artık 4-4-4 sistemi olduğundan ortaokul nereye tekabül eder kaçıncı sınıf? Buna da abi 3. demiş zaten. Ortaokulun 3. sınıf. Ortaokul kısmının 3. sınıfında. Esaf sınıf. Esalis 3. esaneviyi ortaokul. Ortaokul 3. sınıfta o Halit okuyor. Li benim için vardır. Üstratın bir aile. Yani benim bir ailem var. Li haber üstü mübteda. Öyle aile ki cemilet, güzel bir, hoş bir ailem var. Tetekevvenu oluşuyor, meydana geliyor. Hiye, gizli zamir, hiye burada. Hiye, o aile oluşuyor. Neyden? Min erba'it efradin, dört fertten, dört şahıstan meydana geliyor. Birinci ünite yine atıfta bulunursak, min harfi cerdir. Yani harftir. Harfi cerdir. Ardından gelen kelime isim soru kelimedir. Erba'a. Erba'a kelimesi 3 ile 10 arasındaki rakamlardan biri. Yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunların temizleri. Bunlardan sonra gelen kelime. Hem cemi hem de mecrur gelir demiştik. O yüzden ferdun. Fert bunu müfredi. Fert olarak gelmemiş. Ferdani. Gelmemiş ama efrat. Çoğul gelmiş. Cemi teksirdir bu. Aynı zamanda mecrur olarak geldiğini görüyoruz. Dalda esre var. Yani efraden, efradun değil. Efradin, esre. Çünkü 3 ila 10 arasındaki rakamları temizdir. Hem cemi hem de mecrur olur. Peki devam edelim. Ebi benim babam. Yani 4 tane fertten meydana gelir ailem. Bu 4 fert kimdir? Ebi babam. Ebu, Eba, Ebi, illetli 5 isim, kitaba göre illetli 6 isim olarak. Bu kitapta illetli 5 isimden birisidir. Şu an itibariyle bu anlattığım size yabancı geliyor olabilir belki. Böyle bir ünite işlenmediyse kafanızı yormanıza gerek yok. Ben de yormayayım, devam edeyim. Ebi, babam, ümmi, annem, uhti, kız kardeşim. Öyle kız kardeş ki, es-sagîratu, küçük kız kardeşim. Ve ene ve ben. Küçük kız kardeş, ben, annem, babamdan. Yani dört kişiden meydana gelen bir aileyiz biz. İsmu ebi, babamın ismi nedir? Aliyun, Ali'dir. İsmi kerimesi mübteda, Aliyun ise haberdir. Ebi, benim babam nedir? Sa'iku seyyarati ucuratin. Sa'ik kelimesini geçti zannedersem. Sa'ik sürücü, şoför demek. Seyyara otomobil. Öyle otomobil ki ücretin. Seyyarat ücretin ücretli otomobil. Yani taksi, ticari taksi şoförüdür. Bildiğimiz sarı taksi kullanan şofördür. Yeksi bu kazanır, kazanıyor. Kim? Gizli zamir hüve faildir. O, yani babam kazanıyor. Rizgahu kendi rızkını. Bi'araki cebini. Arak ter demek. Cebi, alın demek. Kendi alın teriyle beraber, alın teri sayesinde kazanmaktadır. Alın teriyle kazanıyor.
Ebi babam yağmuru çalışıyor. Dune melelin. Dune olmaksızın. Melel. Melel sıkılmak demek. Bir de çerel var. Çerel de yorulmak demek. Sıkılmadan, yorulmadan, bunalmadan çalışıyor. Niye? Li ialeti usratihi, ailesinin geçimi için. Ailesini bakmak için böyle yapmaktadır, böyle çalışmaktadır. Yaudu döner kim? Hüve, gizli zanmış. O baba yani babam yani Ali döner. Ahyanen bazen ilel beyti eve tayben yorgun olarak döner. Ve leylu geceliğin kad intasada gece yarısı bazen yorgun olarak. İsmu ümmi, annemden bahsedelim diyor. Babadan bahsettik. İsmu ümmi, annemin ismi nedir? Zeynebu, Zeynep'tir. İsmu mübteda, Zeynep haber olur. Zeynebun şeklinde bağda temin olmaz. Bir tane ötürü olur. Çünkü Zeynep kelimesi gayri mutsariftir. Gayri mutsarif konusu henüz işlenmediyse nedir diye kafanızı fazla yormaya gerek yok. Sadece tenvin ve esre kabul etmeyen kelimedir diye kenara not alın. Ayrıntıları AÖT kitaplarında ya geçmiştir ya geçecektir. Oldukça uzun ben onu anlattım zaten. Ümmi annem kimdir? Rabbetu beytin evin bakıcısı, evin terbiyecisidir, idarecisidir. Ümmi mübteda, Rabbe haber olur. Ve fiyyetun. Daha nedir o anne? Vefiyetün vefakardır, sadıktır. Yani vefiyetün kelimesinde Rabbe kelimesine sıfat olarak düşündüğümüzde vefiye merfudur, Rabbe de merfudur. Annem kimdir? Evin idarecisi. Rabbe bakıcı demek. Yani. İşleri idare eden demek. Terbiye eden, büyüten demek. Çoluk çocuğu. Evi çeviren. Vefiyetün fedakardır. Sadıktır. Edara yudiru tudiru cemi'a şu'unil menzili. Tudir yönetir. Ne yönetiyor? Evin tüm işlerini. Menzil ev demek. Cemi'a tüm, bütün. Şu'un işler. Evin tüm işlerini idare eder. Ebi babam ve ümmi ve annem yetebadelani tedabül ederler. Yani karşılıklı olarak birbirlerine beslerler. El hubbe sevgi ve ihtirame ve hürmet. Birbirlerine karşı saygılıdırlar ve birbirlerine sevgi beslerler. Pekala anneden de bahsettik. Buna da bir nokta koyuyor ve ismu uhti kız kardeşimin ismi nedir? Fatımetu, Fatma'dır. İsmu mübteda olur, Fatımetu haber olur. Mübteda haberlere biraz dikkat çekiyorum. Neden? Birinci ünitenin anlatılan bir konuydu çünkü. Tekrar olmuş olsun diye. Yine Fatımetu kelimesi de tıpkı Zeynep kelimesi gibi gayrimusarif olduğundan tenvin almıyor. Yani Fatımetun değil. T'de iki tane ötre olamıyor. Gayrimusariftir. Gayrimusarif neydi? Esre ve tenvin kabul etmeyen kelime idi. Tanım bu. Ayrıntı çok. Hiye o yani kız kardeşim diğer manayla Fatma bintun bir kızdır. Hiye mübteda bintun haber. Nasıl kızdır? Sagiratun küçük kızdır. Sagira da sıfat olur daha sıfat konusu işlenmedi ama yani bilenler için hatırlatmak olsun. Lem teblu ulaşmadı. Kim? Hiye. Gizli zamir. Hiye faildir. Hiye o kardeşim ulaşmadı. Neye? Sinne diraseti. Eğitim yaşı. Okula gidecek kadar büyümüş değil. Ba'du. Henüz. Ba'de, ba'du sonra demek istersen de. Yani henüz bu kadar ulaşmadı. Ba'du. Bu anlatımdan sonra ene ben ketalibin bir öğrenci gibiyim. Ke gibi teşbih harfimiz harfi cerdir biliyorsunuz. Harfi cer olduğundan tarif kelimesinin sonuncu harfinde esre var. Demek ki tarif nedir? İsimdir. Ene ben ketalibin bir öğrenciyim. Öyle öğrenci ki yudriku farkında olan, idrak eden.
idrak etmiş. Neyi? Mesuliyatihi, kendi sorumluluklarının farkında olan bir öğrenciyim. Uhavilu, çalışıyorum, gayret ediyorum. Kadral imkanı, mümkün olduğu miktarca, mümkün olduğu oranda çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Neye? En ekume, yerine getirme, yapmaya. Neyi? Bikulli ma, her o şeyi ki yecibu, gerekiyor. Aleyye ban, bana gereken, üstüme düşen her şey. Hangi yönden üstüme düşen, hangi cins şeylerden? Min vacibatin, gerekli şeyler olsun, ödevler olsun. Ve e'malin, ve işler olsun. Bu yönlerden bana gerekli olan, işte yapmam beklenen her ne varsa onları mümkün olduğu oranca yerine getirmeye çalışıyorum. E'mal, iş, vacibat, gerekliliktir. İş, güç. Yakın manadır. Fiil muzaridir. Ve CB yecibu eteğneden ya almıştır. Yine birinci ünitenin konusudur. Fiilin tanınması, fiil, mazi, muzari, emir olarak üçe ayrılmaktaydı. Muzari olduğunu başındaki ya'dan almış. Eteğneden ya harfi almış. Pekala, bir noktada buraya koyulmuş. Ve fi evkatil ferahi. Ferah, boş kalmak. Evkat, vaktun, vaktan evkat. Vakitler, çoğul bir kelime. Fi evkatil ferahi, boş kalan vakitlerde el'abu, ben oynarım, ma'a uhtiye, kız kardeşimle beraber. Öyle kız kardeş ki, es-sagirati, küçük kız kardeşimle beraber oynarım. El'aben, oynamakla, yani onunla oyun oynarım. Muhtelifen, muhtelifeten, farklı farklı, çeşit çeşit oyunlar oynarım. Üselli ve eğlendiririm. Ha, o kız kardeşimi. Ev veyahut da ervi, ben anlatırım, rivayet ederim, aktarırım. Leha, kız kardeşime, kısasa hikayeler. Öyle hikayeler ki tunasibu, bu uygun düşüyor, uygun oluyor. Sinneha, onun yaşına, sin yaşta, sinneha. Onun yaşına uygun olan hikayeleri ona anlatıyor. Es-sagira, küçük kız kardeşimden bahsediyoruz. Küçük olan o kız kardeşime uygun, münasip hikayeler, fıkralar ona anlatmaktayım. Ene, ben, şu yaşıyorum. Ma'a usrati, ailemle beraber. Fi İstanbul'e, İstanbul'da. El-Medinetil Kübra, büyük şehirde. Fi Türkiye, Türkiye'de. El-Kübra, büyük demek. Ekberu, Kübra, büyük, en büyük manalarına geliyor. Kübra şeydir, müennes kalıbı. Fi harfi cer İstanbul'e, İstanbul kelimesinin sonuncu harfi esrelidir, fethalıdır. Çünkü İstanbul kelimesi gayri munsarif. Gayri munsarif neydi? Esreyi ve tenvini kabul etmek. Pekala, ben Türkiye'de büyük şehir olan İstanbul'la ailemle beraber yaşamaktayım. Lena, bizim vardır menzilin bir evimiz. Lena, bizim için vardır. Burası bir haber. Menzilin müptedadır. Haber müptedanın önüne geçmiş. Pekala, bizim bir evimiz var. Öyle ki cemilun, güzel. Cemil, menzilin sıfatı olur. Zu hadikatin, hadika bahçe. Bahçeli bir evimiz var. Nasıl bahçe? Hazra, yeşil. Yeşil bahçeli, bahçesi yeşil olan bir evimiz vardır. Ve fi hadikatina, bizim bahçemizde vardır. Ne? Bi'run, bir kuyu. Öyle kuyu ki amikat, derin. Derin bir kuyumuz var bahçede. Nesqi, biz sularız. Bima'iha, bima'iha, bima'i bi'rinden. Hazan bir bi're raci. Yani bir o derken bir kastediyor. Bima'i bi'rinden. Bima'iha. O kuyunun suyuyla beraber. Kuyu suyu vasıtasıyla, yardımıyla sulamak. Öyle su ki ama el'azbi, tatlı. Yani su tatlıymış. Ne suluyoruz peki? El eşcara, ağaçlara. Şecerun eşcar. Cemil mükesserdir, çoğuldur.
mezruati ve ekinleri de sulamak. Dikilen bazı şeyleri. Öyle ekilmiş şeyler ki el-mütenevviate çeşitli çeşitli, farklı farklı. El-mütenevviat kelimesi, el-mezruat kelimesinin sıfatıdır. Bilenler için yine bir ayrıntı vereyim. Bilmeyenler biraz kafası karışabilir ama karışmasın. Buraya dikkat almasınlar. El-mezruat kelimesi esre ile bitmiş olsa da bu kelime mensuptur. Nasb alameti esredir. Fetha hiçbir zaman almaz. Çünkü cemi müennes salimdir bu. Cemi müennes salimler hayatları boyunca hiçbir zaman fetha almazlar. Nasb alameti olarak esre almaktalar. Elbette cer alameti olarak da esre alırlar. Sonuçta an itibariyle mensuptur. Bu yüzden onun sıfatı olan el-mütenevvi'a kelimesinin sonuncu harfinde de fetha görmekteyiz. Devam edelim şimdi. Nokta. İndema dığı zaman esnasında demektir. Tekunu semâ'u safiyeten. Safiye açık demek. Tekun indema tekunu semâ'u sema yani gök olunca nedir olunca safiyeten açık olunca. Es-semâ tekunun ismi safiyeten haberidir. Gök açık olunca yani bulutsuz olduğu vakit indema dığı esnada vakit esnasında ve şemsü güneş de sadiyeten sadiyeten olduğu esnada yani sadiyeten ne demek? Parlak demek. Parlak olduğu vakit enzilu nezele yenzilu ben inerim demek de ben giderim demek olacak burada. İla ile beraber kullanıldı. Enzilu ben giderim ilal hadigati bahçeye giderim. Ve fi yediyel yumna sağ elimde olduğu halde ne? Fesun bir balta. Böyle balta ki sagiratun küçük. Sağ elimde küçük bir balta ile beraber bahçeye, tarlaya doğru giderim. Ve fil uhra diğer elimde de vardır ne? Delvun kova kebiratun büyük. Büyük bir kova vardır. Diğer kolum derken sol kolunu kastediyor. Çünkü yedil yumna sağ. Sağ kolunda balta varmış. Küçük bir balta varmış. Diğer kolumda derken tabii ki sol kolunu kastediyor. Orada da büyük bir kova varmış. Bil fe'si baltayla beraber üşezzibu budarım keserim. El eğsane dalları gusnun müfret eğsan cimi mükesser çoğuldur. Dalları budarım. El yabise kurumuş işi bitmiş dalları budarım. Evil fasideti eğer çürümüş bozulmuş dalları budarım keserim. Ve bir delvi kova ile beraber de estehricu maen su çıkartırım. Minel bi'ri kuyudan ve esri sularım bihi onunla beraber. Neyle beraber? O kova ile beraber veya o suyla beraber diyelim. Neyi sularım? El mezruati dikili olan şeyleri, ekinleri sularım. Ve zuhura çiçekleri, öyle çiçekler ki, öyle çiçekler ki el müteaddişete, müteaddişe susamış lil ma'i, suya susamış, su bekleyen çiçekleri de sularım. Ve la ensa unutmam id'amel hayevanat. Hayvanları doyurmayı, yedirmeyi de unutmam. Elleti o hayvanlar ki ta'işu yaşıyor. Hiye gizli zamir. O hayvanlar yaşıyor. Ma'a na bizimle beraber. Ma'a beraber na biz. Bizimle beraber yaşayan hayvanları unutmam. Nerede bizimle beraber yaşayan? Fil hadigati bahçede. Min kelbin köpek türünden olsun. Ve kıtbatin kıtba. Kıtba kedi demek, kedi türünden olsun. Ve dikin, dik horoz demek, horoz türünden olsun. Ve decacetin, tavuk cinsinden olsun. Bütün şeyleri de unutmam. Bir nokta da burada var. Lena garibetin, bizim bir köyümüz var. Garibetin, yakın bir köyümüz var. Lena haber, garibetin müptedadır. Garibe kelimesi de karrenin sıfatı. Yakın bir köyümüz var. Minel medineti, şehre yakın bir köyümüz var. Ya'işu yaşıyor fiha o köyde kim? Ceddi dedem ve ceddeti ve ninem de orada yaşarlar. Fi sıhhatin ve saadetin sağlık ve saadet mutluluk içerisinde orada yaşamaktadırlar. Huma o ikisi dedem de ninem de. Yufaddilani
tercih ediyorlar, seçiyorlar. Neyi? Hudu el gâbeti. Hudu sakinlik. Birinci ünitede geçmişti. Hudu el gâbeti. Köyün sakinliğini tercih ediyorlar. Beğeniyorlar. Alâ sahabil medineti. Şehrin gürültüsüne tercih ediyorlar. Şehrin gürültüsünü çekeceğimize köyün sakinliğinde keyif süreriz diyorlar. Ve izdihami mururiha. İzdihami murur kalabalık bir trafik. Trafiğin kalabalık olması manasına geliyor. Yani demek ki şehrin gürültüsü ve trafiğin kalabalıklığına neyi tercih etmişler? Köyün sakinliğini tercih edip oraya gitmişler. Fi kulli nihayetil usbu'i. Usbu hafta demek. Nihayet, nihayet Türkçe'de kullanılır. Nihayet yani. Türkçe'de kullanılır. Nihayet sonunda demektir. Kül, her, bütün. Fi kulli nihayetil usbu'i takriben, yaklaşık olarak her haftanın sonunda nezhebu, biz gideriz cemiyen beraberce ilen kareti, köye. Ve nakvi, ve biz geçiririz maen beraberce evkaten, vakitler. Böyle vakitler ki mümti'aten, mutlu, eğlenceli vakitler geçiririz. Ma ahla, ne hoştur el-ayşe, yaşamak. Ma'el ahibba'i, sevdiklerinle beraber. Vel estikai, ve arkadaşlarla beraber. Kişinin sevdikleriyle ve arkadaşlarıyla beraber yaşaması ne hoştur diyerek metin tercümesi böylece bitmiş oldu. Zannedersem az çok birinci ünitede değindik. Mübteda haber yönüne değindik. Şu isimdir, bu fiildir, harftir pek değinmedim. Çünkü birinci ünitede zaten isim, fiil, harfe biraz ağırlık verdik de mübteda haber türüne pek ağırlık vermemiştik. Bu şekilde ona da ağırlık verilmiş oldu. Şimdi dilerseniz bu üniteyle alakalı çıkmış sorulara göz atalım. Şimdi üniteye başlarken, yani çıkmış sorulara başlarken hatırlamamız gereken bir takım bilgiler var. Hakiki müzekker ney, mecazi müzekker ney, hakiki müennes ney, mecazi müennes ney. Bunları bir hatırlayalım. Sonrasında bir karmaşa yaşanmasın. Bu şekilde sorulara dalalım. Hakiki müzekker, hakiki bir müzekker olması gerekir. Yani bugün Türkiye'de, Türkçe'de bir müzekker eril demek, biliyorsunuz. Konu anlatım yapmıyorum, yani özet geçiyorum. Konu anlatım videomuzu izlediğinizi varsayıyorum. İzleyiniz, yani izlemelisiniz. Türkiye'de, Türkçe'de gerçekten de müzekker, yani eril olarak neyi kabul ediyorsak hakiki müzekker olur. Yani fizyolojik açıdan erkek olması gerekir. Erkeklik alametleri kendisinde bulunması gerekiyor ki ona biz hakiki müzekker diyelim. Mecazi müzekkerde fizyolojik, fiziksel bir erkeklik, bir erkek türünün aranmasına gerek yoktur. Dil bilgisi yönünden erkek, eril kabul edildi mi, edilmedi mi, buna bakarız. Bu Türkçe'de, Türkiye'de var olan bir şey değil. Bu Arapça'da, Arap dilinde var olan bir şey. O yüzden bunu anlamak hakiki müzekkere kıyasen daha zor olabilir. Mecazi müzekker, hakiki müzekker olmayacak ki mecazi müzekker olsun. Aynı zamanda müennesin hiçbir türüne de girmemiş olacak ki. Hakiki müennes nedir peki? Hakiki müzekker neyse bir benzeri de hakiki müennestir. Fizyolojik, yani fiziksel, bedensel bir kadınsal alameti olması gerekir. Sonunda müenneslik alameti var mı yok mu, orası farklı mesele. Eğer bulunup bulunmamasına göre lafzi hakiki müennes veya gayri lafzi hakiki müennes olarak ikiye ayrılır. Demek ki lafzi hakiki müenneste ne vardır? Müenneslik alameti vardır. Gayri lafzi hakiki müenneste ise müenneslik alameti yoktur. Zaten ne diyor? Bakın, lafzı hakiki müennes. Lafzına baktığında hakiki müenneslik alameti buluyorsun. Gayr-ı lafzi hakiki müennese baktığında gayr-ı lafzi demiştir. Lafzında yok yani peki mecazi müennese gelelim. Gerçekte dişi olmadığı halde dil bilgisi yönünde dişi kabul edilen varlıklardır. Bu da tıpkı mecazi müzekkeri benzedi yani. Zıttık bakın. Müenneslik alameti taşıyıp taşımamasına göre lafzi mecazi müennes ve gayri lafzi mecazi müennes.
Gayr lafzi mecazi müennesin diğer adının semai müennes olduğunu asla unutmayın. Çünkü semai müennes kavramı çok önemlidir. Pekala, müenneslik alametleri nedir? Müenneslik alameti var mıdır, yok mudur deyip durduk. Elif-i maksura bir müenneslik alametidir. Kelimenin orijinal harfi olmayacak ki müenneslik alametidir diyelim. Yani zayıf olacak, fazlalık olacak. Dik elif veya noktasız ya gibi yazılabilir. Musa, el feta, kök harf olduğu için müennes değil bunlar. Musa. Musa'daki şu elif-i maksuresi dersen Muse kalır. Muse. Muse diye isim mi var? Musa diye var. El feta, elif-i maksuresi dersen el fete kalır. Böyle bir şey diyor. El fetadır. Demek ki dik elif veya ya benzeri. Bu da eliftir yani. Ya değildir çünkü noktasız. Noktalı olsa ya olurdu. Maddeki elif-i memdude. Elif-i memdude bu şekildedir. Dik elif ve yanında kırık elif diyebileceğiniz belki. Bu şekilde adlandırılan elife elif-i memdude diyoruz. Bu da zayıf olmalı. Orijinal harf olursa mühendislik ifade etmez. Binaun. Binaun kelimesinde elif-i memdude istersen geriye bina, hatta bine kalır. Bina kalır. Bine. Bekaun. Elif-i memdude istersen beka. Duaun. İstersen dua kalır. İnşaun. İnşe. Kurra hafızı derler. Kurraun, kurre kalır. Kurre, hurre var mesela. Hurre diye fıkıhta geçer. Demek ki bu şekilde olmayacak. Yani orijinal değil, zait olmalıdır. Orijinal ve zait nasıl anlarım? Sildiğinde kelimenin bütünlüğü bozuluyor mu? Manası bozuluyor mu? O şekilde anlaşılır. İşte siliyorum, geriye mana içeren bir yapı kalmıyor. Madde 3 kapalı ta, ona yuvarlak ta. Tay merbutada da vermekteyiz. O da yine müenneslik alametidir. Demek ki elif-i maksura, elif-i memdude ve kafalı ta müenneslik alametidir. Elif-i maksura ile elif-i memdudenin kelimenin orijinal harfi olmaması gerektiğine dikkat çekiyorum. Orijinal harf ise müenneslik alameti olarak orada değildir. Zait ise müenneslik alameti olarak oradadır. Hakiki müzekker, mecazi müzekker, hakiki müennes, mecazi müennes olarak kısaca hatırlatmış olduk. Aşağıdaki kelimelerin hangisi hakiki müzekkerdir? El-mektebu. El-mek, burada ne yazıyor? Nebet, el-mektebetu diyor herhalde. El-mektebetu. El-katibu. El-kitabu, el-mektubu. Hakiki müzekker. Hakiki olabilmesi için ne vardı evvela? Erkeklik alameti, erillik alametini fizyolojik olarak da taşıması gerekir. El-mektep, okul, sıra. Okul veya sıra, masa, bunun erkeklik alameti fizyolojik olarak taşıması mümkün değil. Mektebetu, yine alakalı bir durum yok. Kitap, ilgili değil. El mektup alakalı. Katipse yazar demektir. El katibetu değil. El katip erkek yazar demektir zaten. Dolayısıyla el katip doğru şık olmaktadır. Nefs kelimesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Semai müennestir. Semai müennestleri biz Arapça ders, Arapça eğitim alırken tamamını ezberlemiştik. 60, 70, 80 kadar semai müennes var. Bunları tek tek ezberlemiştik ama bizim amacımız böyle bir sınava girip puan almak değildi. Yani bana sorarsanız sırf AÖF için semai müennesleri oturup ezberlemek gereksiz. Ama siz böyle sağlam bir Arapça elde etmek istiyorsanız kesinlikle semai müennesi ezberlemelisiniz. Yani semai müennes ezber işidir. Belirli kelimeler var onları ezberleyeceksiniz. Nefs onlardan biridir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tesniyedir? Müfret, tesniye, cemil ile alakalı bir durum. Böyle birkaç tane soru buraya koyduk ama esasen bunlar direkt konuyla alakalı değildir. Direkt konuyla alakalı olmadığından bunu geçiyorum. Birkaç tane var böyle soru. Hangisi mecazi müzekkerdir? Yani mecazi diyor, hakiki müzekker olmayan.
Gerçi mesela A şıkkında ne yazıyor? Ben anlayabilmiş değilim. Vek mi yazıyor? B şıkkında dikun, horoz yazıyor. Horoz nedir? Hakiki müzeker olarak değerlendirilebilir. C şıkkında semaidir. Dar E şıkkı da semaidir. D şıkkı beytün, mecazi müzekkerdir. Beyt ev demektir. Evin fiziksel olarak müzekker olması mümkün değil. Bu yüzden mecazidir. Çünkü semai dedi. Yani semai olsa anlaşılırdı. Belirli kelimeler. Hangisi cinsiyet yönünden uyumu doğru yazılmış? Errihu kavigün. Errih semai mühendisidir. Ezbere biliyoruz bunu. Sizler de ezberleyebilirsiniz dedik. Semai müennes. Dolayısıyla kavigün olmaz. Kaviyetun. Müennese müennes uyum için. Doğru yazılmıştır. Ennaru harikatun. Ennaru müzekker. Harikatun müennes. Neden böyle demiyor? Çünkü ennar nedir? Semai müennestir. Harikatun. Bu yüzden kapalı ta almış. Harik kelimesi. Yani müennese müennes bir uyum var. Müzekkere müzekker. Birisi müzekkerse diğeri müzekker olacak. Birisi müennes ise diğeri müennes olacak. Cinsiyet uyumu diyor çünkü. Uyum aranıyor. B şıkkında ennar müennestir. Her ne kadar müenneslik alameti görmesek de semai müennestir buna. Harikatında ise lafzi müennestlik görmekteyiz. Sonuçta müennese müennes uyum var. Bunlar hep mübteda haberdi. Birinci kelimeler mübteda, ikincisi haber. Tabi uyum olmadığı zaman nasıl mübteda haber? Mübteda haberliklerinde de problem doğmuş olur. Hangisi hakiki müzekkerdir? El-Katip geçmişti zaten. Demek ki bu soru birden fazla kez sorulmuş. Hangisi cemi müennes salim değildir? Şimdi cemi konuyla alakalı değil ama müennes olması konuyla alakalıdır. Konumuz zaten müennes müzekker. Bu yüzden cemi müennes salim konuyla alakalı olmuş oldu. Şimdi Fatimatun, Muallimatun, Katibatun, bunlara baktığımızda ebyat kelimesi cemi mükesser. Diğer adıyla kırık çoğuldur. Dolayısıyla cemi müennes salim değildir. Aşağıdakilerden hangisinde ilk kelime semai müennes, ikinci kelime mecazi müzekkerdir. Mecazi bunlar da nedir? Narun maun. Nar kelimesi semai müennestir. Nar ateş. Maun su mecazi müzekkerdir. Hakiki müzekker ama su da gerçekten de erkeklik belirtileri yoktur. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde elif memdude müenneslik alameti değildir? Es-sevda'u. İstersen es-sevde kalır. Sevde diye bir şey mi var? Ama şöyle bakın burada. Müzekkeri ne bunun? Es-vedü. Müzekkerine baktığında sonuncu daldır. Elif memdude de yoktur. Müzekkeri ne? Es-vedü. Müennesi sevda. Müennesi yazılmış. Yani diğer şıklar da aynı şekilde. Ebyazu beyza. A'ma, amya yazılmış. Zerka. Sema. Şimdi sema kelimesinde elif memdude silinir. Geriye sm kalır. Aynı zamanda sema kelimesi müzekkeri şuydu, mühendisi buydu diye bir şey yok. Elif memdude kelimenin orijinalinde bulunuyor zaten. Orijinali sema bu. Diğer kelimelerse işte esvedü sevdada olduğu gibi mühendistir. Müzekkerlerine baktığında elif memdude yoktur. Dolayısıyla D şıkkı hariç diğerlerinde elif memdude orijinal kelime değildir. Orijinal harf değildir. Fakat D de orijinaldir. Bu yüzden D şıkkındaki elif memdude zayıf değil yani. Fazlalık değil. Sonradan eklenme değil. Mühendislik alameti olarak eklenmemiş. Kelimenin orijinalinde var olduğu için yazılmış. Diğerlerinde ise mühendislik alameti olsun diye yazılmıştır. Leyla kelimesiyle ilgili olarak hangisi doğru söylenir? Lafzi hakiki mühendis. Yani lafzında da mühendislik var. Aynı zamanda da hakiki bir mühendistir. Çünkü Leyla'ya baktığınız zaman sonunda bir adet elif maksura vardır. Lafzı hakiki mühendis.
Hakikidir çünkü Leyla bir kadın adıdır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi mecazi müzekkerdir? Beytun. Beyt kelimesi mecazi müzekkerdir. Velet kelimesi velet çocuk demek. Veledir, çocuk. Mecazi midir? Hayır, hakiki müzekkerdir. C şıkkı, dikun, horoz, hakiki müzekkerdir. D ile E şıkkı, nefsun, dar, bunlar semai müennesler. Bunlar ezber işi. Dolayısıyla geriye kalan beyttir. B şıkkı doğru şıktır. Mecazidir çünkü beyt ev demek. Ev mecazi müzekker anca olabilir. Hakiki müzekker olamaz. Evde erkeklik alameti yok ki. Hangisi tesniye değildir diyor. Tesniye de konuyla alakalı değil. Sıfat tanımlarının hangisinde cinsiyet uyumu yanlıştır? Konu bir yerde sıfat, bir yerde cinsiyet uyumu. Sıfat konusu belki işlenmedi ama cinsiyet uyumu işlendi. Yani müzekker müennes konusu işlendi. Bu yüzden bunu bilmek gerekebilir. Az önce beyt kelimesinin mecazi müzekker olduğunu söyledik. Dolayısıyla beyt mecazi müzekkerdir. Kebiratun kelimesine baktığında kapalı ta almıştır. Yani müenneslik alameti taşıyor. Dolayısıyla müennestir. Biri müzekker, biri müennes. Dolayısıyla cinsiyet uyumu yoktur C şıkkında. Problem var yani. Demek ki C şıkkı aranan şık. Cem'i kıllet veznindedir diyor. Müfettesine cem'i işlemedik. Her iki kelime de semai müennes nerede var? El aynu el üzün. Göz, kulak. B şıkkı doğruydu. Hangisinde müennestlik alameti yoktu? El feta. Feta'daki el mafsula kelimenin orijinalinden demiştik. Cem'i müzekker salimdir diyor. Bunu da yine işlemedik. Koyduğumuza bakmayın. Bu şekilde ünite tamamlanmış oldu.